Merhaba arkadaşlar, ben Kemal. Bugün Lego Worlds'ın 73. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ve bugün yanımda sürpriz bir konuğumuz var. Şu an kendisini ekranda göremiyorsunuz ama şöyle yapsak görürsünüz. Tada! Oluşum! Evet arkadaşlar, ben oyun oynarken kucağıma geldi, atladı böyle. İşte atlamışken böyle bir video giriş yapayım istedim. Siz de görmüş olun. Hala ismi yok oğluşumun. İsim seçemedim. Lan yürümeye mi çalışıyorsun? Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bugün kedili bir videomuz olacak. Oğluşum. Bak, bak kameraya bak bak. Merhaba de. Evet, hiç anlamıyor. Keşke anlasaydı. Kameraya bak. Neyse. Evet arkadaşlar, bugün Lego Worlds'un 73. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde ne yapacağımı hiç düşünmedim. Yani cidden düşünmedim. De şunları göstermek istiyorum sizlere. Yeni şeyler buldum. Tek başıma böyle keşfe çıktım falan. Yani ilk olarak şunu göstereyim. Yeni çitler yaptım. Yani yaptım değil de o Brezilyalı arkadaşım vardı ya, Alovan. O kendi şeylerinden bana indirme linki verdi. İşte bunları da indirdim, koydum. Şu ağaçlar falan, şu şeyler hepsi onun. Onları kullandım, böyle etrafı süsledim. Sonra başka bir şey de yok. Değil mi oğlum? Var mı? Yok galiba. Yok değil mi? Dur biraz siz buna bakarak video geçsin. Her neyse arkadaşlar, bu bölümde işte öyle. İlk olarak sizlere yeni bulduğum şeyleri göstereyim. Oğlum bana niye bakıyorsun? Kameraya baksana. Eşek. İlk olarak çok güzel hayvanlarımız var. Hangisi nerede? Başka sadece bir tane var daha doğrusu. O da tavuk. Gördüğünüz gibi tavuklar buldum. Bakın tavukçuklar. Bok 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 bok. Bok bok bok. Çok komik diyorlar, bok diyorlar. Bok 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 bok. Yani Türkiye'de gıt gıt gıdak diyorlar da şeyde, yani biz Hollanda'dayken bok 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 yapardık böyle tavuk sesi yaparken. Değil mi oğlum? Sen bilmezsin. Sen Türk kedisisin. Oğluşum. Ya bu video full kediyle geçecek galiba yani. Ben kediyi göstermekten oyun oynayamayacağım. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavuklarımız var. Bir tanesi kaçmış bile. Sonra ikinci olarak neyimiz var? Araçlarımız var tabi. Tabi tabi. Bakın ilk olarak bunu göstereyim. Değil mi oğlum? Bakın şu Hovercraft, polis hovercraft'ı. Bu ne yapabiliyor? Hem suda hem toprakta gidebiliyor bu araç. Cidden çok güzel bir şey. Bundan GTA San Andreas'ta da vardı. Ama polis, yani polis hali değil, normal hali vardı. Ben çok sevdiğim bir araçtı küçükken, yani ne olduğunu da anlamıyordum. Ama artık anlıyorum. Yani küçükken anlamıyordum, onu öyle şey sanıyordum. Nasıl desem, böyle şey işte ya, yani normal bir hayali bir araç sanıyordum, fakat değilmiş, gerçek hayatta da var ondan. Hem toprakta gidiyor hem suda. Neyse, ikinci aracımız Ghost Plane, hayalet şeyi, uçağı. Arkadaşlar bu uçak çok manyak bir şey, yani görebiliyor musunuz? Aa, ateş edebiliyormuş, onu yeni fark ettim. Bakın böyle çok değişik, manyak bir tipi var. Şu ateşler falan çok deli bir şey. Sen nereye bakıyorsun lan? Uçağa mı bakıyorsun yoksa ekrana mı? Evet, cidden çok hoşuma gitti bu uçak. Yani çok manyak bir şey yani, manyak. Psikopat bir şey. Hatta ateş de edebiliyormuş. Ateşleri de yani şey, böyle patlatıyor. Normalde ateş etmiyor. İşte tam psikopat uçağı. Tam benlik, tam eğlencelik. İster uç, ister dondur uç. Neyse, tamam. Evet, şimdi bir sonraki aracımıza geçelim. Şu önceden de bulmuştuk, çok eskiden. Ve yine de göstereyim ben bu videoda. Belki aramıza yeni katılanlar vardır. Bu cadının, bir cadının ya da Harry Potter'ın neyi bu? Süpürgesi. Değil mi oğlum, sen biliyor musun Harry Potter'ı falan? Lan eşek, böyle baksana. Gözlerini kapatıyor ya. Öyle bir şey, yerim yerim yerim. Evet.
Dediğim gibi bu öyle bir cadı şeyi. Büyücü şeyi. Değneği mi deniliyor? Uçağı işte ya. Uçak değil de. İşte sopası da değil. İşte Türkçesini bilmiyorum. Neyse ikincisi polis avı vardı zaten. Satın almamışız diye şey yaptım. Aa bunun pervaneleri şey bakta kalmış. Şuna bakalım. Şuna bakalım oğlum. Aa bu da. Ozan güncellemeden dolayı bu helikopter biraz sıkıntılı. Her neyse. Bir sonraki aracımız. Lan nereye gidiyorsun? Bir sonraki aracımız McLeod Motorcycle. Bu da öyle psikopat şeyi ha. Şuna bakın. Bomba var, tüfek var. Bu ateş edemiyor. Ne yazık ki. Aa hırsız kadını bulduk. Süper. Yürüyüşe bak lan. Evet, burada da takılı kaldık. Bunun pek özelliği yok. Sadece tip yani görünüş olarak. Zaten çoğu araçlar öyle. Görünüş olarak. Sonra ikincisi şu mavi motor fakat paramız yetmiyor. Sonra bisiklet falan. Şuradan ne var? Ha, o arkadaşın gönderdiği modeller var. Ağaçlar, palmiye ağaçları falan. Neyse arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız söyleyeyim sizlere. Lan aslan bir git. Bir git, 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 git. Ha şöyle kurtulduk. Son saniyede kurtulduk. Ya şuna saldırsana ben. Niye ben? Niye ben? Niye ben? Neyse. Şimdi şehrimiz daha doğrusu köyümüz bu taraftaymış. Yanlış tarafa gidiyormuşum. Şimdi ben aslında yapmak istediğim şey şu. Bir plaj. Çok güzel böyle bir plaj. Şu Brezilyalı arkadaşımın yolladığı ağaçlarla bir plaj yapmak istiyorum. Fakat şuraya baksanıza. Burası hiç de böyle plaj gibi değil. Şurası var. Oraya gidebiliriz. Oraya hatta bir yol yapalım. İlk bir bakalım. Güzelse orası, oraya bir yol yapalım. İşte oradan buraya bir şey olur. Yol olur. Yani şey olur. İletişim değil de. Neyse boş verin tamam. Vallahi bugün çok kötü konuşuyorum ya. Ya burası da çöplükmüş. Çöplük. Ay şansımıza. Aa kedicik. Oğlum bak. Oluşum. Bak kedi var oyunda. Yani hiç umurunda değil. Ellerini, bacaklarını, patilerini yalıyor. Kafasını seviyor böyle. Kaşınıyor galiba. Temizlik yapıyor. Duş yapıyor galiba. Kendi diliyle duş yapıyor. Neyse. Dediğim gibi plaj yapmak istiyorum. O zaman buraya el yapımı plaj yapalım. El yapımı plaj yapalım arkadaşlar şuraya. Neyle yapacağız? Kumla yapacağız tabii. Kumu da oyarak yapmalıyız. Evet dayı. Yani şu karakterler eskiden uçuyordu böyleyken. Artık yürüyorlar. Bu çok sıkıntılı bir şey. Harbiden öyle yani. Video dışı da oynarken bayağı bir sıkıntı yarattı bana. Her neyse şimdi böyle boyamaya başlayalım. Aslında biraz düzleştirsek daha güzel olacak. Düzleştirme buradan yuvarlak şeklinde yapalım. Ağaçlara özür diliyorum ama yapmak zorundaydım. Onlar yerine yepyeni ağaçlarımız gelecek. Güzel ağaçlar yani. Ya bunlar çirkin değil de daha kaliteli ağaçlar gelecek. Ulan yukarıya da şey yaptık. Neyse. Daha böyle güzel ağaçlar gelecek buralara. Böyle palmiye ağaçları falan. Hop hop düzleştir bakalım. Yeter sanırsam bu kadar. Ya köye plaj yapmak biraz saçma olabilir. Ama bana ne? Ama bana ne? Çünkü burası benim yerim yani. Benim kraliyetim olduğu için istediğimi yaparım.
Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi kardeşim? Her neyse. Hadi şurayı da yapalım. Tamam. Bitti. Çok güzel bir plaj olacak. Burayı da böyle mi bıraksam ki? Böyle aslında güzel gibi de. Yol yapmak biraz sıkıntı olacak ya. Şurayı niye şey yapmamışım? Olmadı oraları şey yaparız, yumuşatırız yani. Şu smooth denilen olayla. Bakın şu. Bir dakika. İstediğim gibi olmadı orası. Tamam. Şimdi bununla böyle yumuşatabiliyoruz yani. Yumuşatmak ne alaka derseniz. Yani şey anlamında böyle dümdüz değil de biraz yere göre kendi kendine ayar veriyor gibi bir şey. Yani şu gördüğünüz gibi. Şöyleyken şöyle oluyor. Biz biraz şöyle yapalım da. Güzel olmazsa işlemi geri alırız. Öyle bir şansımız var zaten. Sonra havadaki yaprakları falan şey yapalım. Düzeltelim. Buradan silelim. Böyle daha gerçekçi gibi oldu ya. Eskiden hiç bunu yapmıyordum. Cidden de işe yarıyormuş. Vay be. Şimdi sıra toprakta. Yani buralarda. Buralarda böyle suya böyle eğimli girecek tabii. Pek şey istediğim gibi olmadı ya açıkçası. Bizim şu Brezilyalı arkadaşınkini gördükten sonra bizimki harbiden çok kötü yani. Şuna bakın. Aa, şurayı şurası biraz kötü. Lan. Tamam, şöyle. Yok ya burası güzel olmayacak gibi de neyse. Şu ekranı kapatalım. Hızlıca şöyle yapalım. Sonra artık buraları bir boyayalım. Belki boyasak ve ağaçları falan koysak. Yani çok ümidim yok ama daha güzel olabilir. Yani başlangıçta tabii her şey güzel olmaz. Sonradan güzelliği ortaya çıkar da. Neyse şimdi şöyle... Her yere kum atalım. Arkadaşlar bu plaja da bu dünyaya da hepiniz davetlisiniz. Tabii oyuna online geldiğinde ya böyle Minecraft gibi server sistemi olursa hemen bir server açarım yani. Paralıysa paralı. Yoksa kendimiz yap yani sistem üzere olur oluyorsa öyle yaparım. Hepiniz davetlisiniz yani şimdiden. Cidden yani böyle server falan olsa oyuna çok güzel olur. Hep birlikte oynarız böyle. Herkes yapılarını falan paylaşır. Ne bileyim. Tabi yaramazlık yapanlar da olur. Ondan eminim de. Artık ona da bir çözüm buluruz. Şura suyun içini de boyayalım. Tabi bunlar da kum olacak. Her yeri değil de. Şöyle insanların yüzeceği yere kadar. Tamam. Şöyle. Çok güzel oldu. Yani suyun altı güzel oldu. Hop daldık suyun altına. Tamam. Şöyle. Aa şurası kötü olmuş. Neyse tamam bana ne. Orayı da düzeltiriz daha sonradan. Şimdi. Şu yerdekilerini hiç sevmiyorum ben aslında. Onları yok etmek için de paramız bile yok ya. Paramız bitmiş. Her neyse. Bu noktaları yok etmek için de şey lazım. Normalde. Şu göstermiş olduğum şu çim biçme makinesinden lazım.
İşte ona da paramız yetmiyor. Her neyse. Biz şimdi ağaçlarımızla başlayalım. Palmiye ağacı bir. O zaman ikincisi de olmalı. Hemen bir bakalım. Mango ağacı falan var. Üçüncüsü. Oo, şey ağacı var bile. Hindistan ceviz ağacı. Baksanıza. Çok güzel vallahi. Şöyle etrafa atalım bunlardan. Hop hop. Evet. Başka 2-3 palmiye ağacı koyalım. Tamam. Umarım güzel bir yer olur. Evet, şimdi şu çok hoşuma giden bir şey var, modeli var arkadaşın. Gördüğünüz gibi böyle bir set olarak yapmış. Hem şemsiye, hem şezlong, hem de yerde havlu yapmış. Harbiden çok güzel yapmış. Benim yaptıklarım çünkü çok kötüydü. Eski videoları izleyenler bilir. Şöyle yapalım. Hatta şöyle arka arkaya yapalım da biraz düzenli olsun. Çok yakın oldu şu. Ya çok dandik oldu gibi ya. Olamaz. Ya valla sen bilmiyorum yani kötü gibi oldu bence. Yani şimdiden erkenden eleştiri yapmak da iyi değil de. Bilmiyorum ben şu an bunu yakıştıramadım kendime. Şu çok şey oldu, ben oldu. Tamam şimdilik bu kadar yeter sanırsam. Başka ne yapabiliriz buraya? Onu bir düşünelim. Ağaçlara falan bakalım. Sonra ha şeyler vardı, papağan. Sonra yunus balıkları. Şu şeyden lekopter böceği mi deniliyor bunlara? Ondan. Dur şundan bir koyalım. Evet, çok dandik bir yere koyduk. Onun yerine bir çalının içine koysak daha güzel olur. Onun dünyasında görmüştüm zaten bunu da. Biraz özenti olacak da ne yapalım? Güzel diye özenti yapıyoruz. Neredeydi o? Ha şu. Tamam. Şimdi şunu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bu yeni güncelleme ile gelmiş olan bir şey. Bir bulut. Bulut köşkü gibi bir şey. Çok güzel bir şey bu da. Bunu artık başka bir bölümde gökyüzüne yaparız ondan. Ondan önce şey yapacağım ben. Ya. Neredeydi? Ha şu gördüğünüz gibi kayalar falan var. Bunlarla böyle etrafı süslemek istiyorum. Daha fazla var tabi. Hatta bayağı çok var. Bu bir, şu iki, üç, hatta beş yazmış buna. Daha fazla var yani. Altı. Bakalım bu nasılmış. Bu köşe gibi bir şey galiba. Aynen öyle. Görmüş olduğunuz gibi bu da köşe. Mango ağacı bile var. Bunu yukarıya yapalım. Oradan mangolarımızı toplarız köyümüz için. Ve onları satarak pazarlarda satarak köyümüz bir gelir sağlamış olur. Çok gerçekçi düşünüyorum ya.
Ha, birisi şey diyordu, akvaryum yap diyordu. Bizim arkadaş yapmış zaten bir tane. Onu da göstereyim. Ben kendim de yapacağım da böyle küçük değil yani. Büyük yapacağım, öyle su hayvanlarını da koyacağım içine. Bunun büyük halini diyeyim sizlere. Başka. Şey var. Ha, bu masa lan, masa. Coffee table yazıyordu zaten. Ben bank sandım. Ha, şu bank. Hatta şu kayanın o taraflara yapsak bunları. Nasıl olur? Bir dakika, ben bunları daha düzgün bir şekilde yapacağım. Neyse, tamam, bu böyle olsun. Hatta şunu da yapacağım. Şu taraflar çok boş kaldı ya. Şu şöyle, bunun arasına şey koymak istiyorum. Şu ateş vardı ya. Şu küçük olanla. Bence güzel olur. Bu şekilde. Başka ne yapabiliriz? Piknik şeyi vardı. Şu piknik table. Bunu da şöyle yapsak. Aslında bunlar ormanda daha güzel olurdu da. Yine de biz yapalım, biraz kalabalıklık olsun da şey, yani daha güzel gözüksün. Bomboş durmasın yani plajımız. Tamam, yeter. Hatta bu bile gereksiz. 3 tane yetecek bence. Yetmiyorsa da yere otursunlar bir zahmet. O kadar yani, taş değil oturdukları yer, kum. Dördüncü taş. Aa, bu böyle yosunlu falan. Bakın, bu güzelmiş. Ya çok güzel yapamadım ben. Başka ne var? Şu Rock 2'yi bir bakalım. Bakalım başka ne var? Buyla bu, ha, farklıymış. Bakın, bundan da varmış. Bu daha çok böyle evin içi için daha böyle güzel gibi bence. Bakalım. Ağaç falan koyduk. Ha, şurada Şirin Baba var. Smurf. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu kim yaptı bilmiyorum yani. Onun indirdiği şeyden aldım da bunu. Belki o yapmamış olabilir. Çünkü Steam'de de görmüştüm bunlardan. Eğer kim yaptıysa onun ellerine sağlık. Yani güzel olmuş. Mario'su da var gördüğünüz gibi. Bunu da böyle koyalım. Lan. Evet. Şimdi başka ne var? Bence neredeydi o? Şunu da yapalım. Bu çok büyük. Bu işte arkadaşın yaptığı,
Çok hoşuma gitti, giden bir büyük bir set. Hatta galiba onun dünyasındaki ev bu. Aynen o. İşte bu çok hoşuma gidiyor. Bunu da daha sonradan gösteririm belki. Ağaçlarını da çok güzel bence. Dur, şu ikiyi hiç koymadık. Şuna tırmanıp böyle suya atlarlar artık. Tabi bir tane ağacı da böyle yapalım. Sanki zararlı olmaz yani. Ha, bir arkadaşımız, ismini söyleyeyim, terbiyeli kaplumbağa. Bir iki video önce şey demiştim ona. Yani o mesaj atmıştı Steam'den. Ben de ismini yanlışlıkla terbiyesiz kaplumbağa okudum diye üzülmüştü. Ona buradan özür diliyorum o yüzden. Şöyle de bir kaplumbağa koyduk onun için. Aynen böyle koyalım. Bu da terbiyeli. Kapan. Aynen o da orada uçsun. Sonra başka da aslında pek bir şey yok ki yapabileceğimiz. Küçük ağaçlardan koyalım böyle. Ya hep ağaç, taş ve şezlongla çalıştık bu bölüm. Başka bir şey yapmadık. Şundan bir koyalım. Aa bu küçükmüş. Bu bayağı küçükmüş hatta. Şunun arkasına da koyalım. Koyuluyorsa tabii. Aa, havada kalmışlar. Olamaz. Olamaz, olamaz. Neyse oraya kimse bakmaz zaten. Sadece küçük hayvanlar gider. Mesela ne gider? Yürüyen uçak. Tamam, çok çok saçmaydı da. Yani şeyler gider. Fareler, kediler, küçük hayvanlar anca. Onlar da oraya biz onlar için oraya bir küçük ev yapmış olduk. Çok hayvan sever olduğum gibi. Olduğum için gibi değildi. Oluşum arkama yatmış. Gel lan gel. Gel videoya çık sen. Gel. Neyse gelmiyor. Bu çok uykucu bir kedi. Zaten ilk videoda da öyle demiştim. Yani kediyi çektiğim videoda. Atari. Atari'nin pixel artını yapmış. Sonra bir kuş daha. Bu ne kuşu? Mavi bir tropikal ada kuşu sanırsam. Kuşlarla hiç şeyim yok, alakam yok. Yani bilmem yani sadece papağanı bilirim. Güvercin, serçe. Öyle yoksa yani çok kuşlardan anlayan birisi değilim. Öyle söyleyeyim sizlere. Mesela bu tukan, tucan. Her neyse. Şurada da çok güzel bir ev var. Bunları falan hepsini sonradan gösteririm sizlere. Şimdi ben ne yapacaktım? Niye ikide bir unutuyorum ya? Ha, biraz daha böyle şey koyalım. Neydi bunun ismi? Çalılıklar falan. Bilmiyorum aslında plajda olmaz da bunlardan. Yine de güzel gözüksün diye yapıyorum. Ana sivrisinek. Lan elime yapıştı. Ay. Küçük bir sivrisinek konmuş ya. Ya ısırır diye öldürmek zorunda kaldım. Ben katil değilim. Değilim arkadaşlar. Ben normalde çok severim. Ama bazen ısırdıkları için mutlaka yapmak zorundayım. Çünkü kollarım hep şey oldu. Şey oldu. Yara değil de ısırık oldu işte. İkide bir kaşınıyor. Şu an bile kaşınıyor yani. Ulan çok susadım. Ha şu küçük kabinden yapalım.
Bu da buranın sahibinin olsun diyeceğim de sahibi olmaz galiba sahibinin. Şey burada da güvenlik otursun ne bileyim evsizler otursun ya da ben oturayım hadi benim evim olsun orası. Benim evim olsun orası. İstediğiniz zaman ziyarete gelebilirsiniz. Şöyle de şey yapalım. Eğer hırsız gelecek girecekse camla öyle hızlıca girmesin. Biraz zorlansın hırsız bey. Ya da siz girmek istiyorsanız lütfen bir zile basın yani. Öyle camdan girmek olmaz arkadaşlar. Oh mis gibi. Şu taraflara da hatta tepeleri de yapalım. Lan bunlar havada durduğu için iyi olmuyor. Şu ikisi de gereksiz oldu. Tamam. Bence bu bölümlük yeter arkadaşlar. Bakayım kaç dakika olmuş. 31 dakika. 32 ya yani 31.03.4. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Sahil hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl oldu? Kötü olduysa kötü oldu deyin. Güzel olduysa kötü güzel oldu deyin. Yani alınmam. Bence açıkçası ne bileyim biraz böyle şey oldu. Yapmacık oldu. Öyle çok da profesyonel değilim ne yazık ki. Yine de siz yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinizin görüşünü bekliyorum sahil hakkında. Bu kadar da bu bölümlük. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.